Merhaba arkadaşlar, bu videoda BIM Backup ortamımıza bir proxy ekleyeceğiz. Proxy eklemeden önce yapmış olduğum hazırlıklardan bahsedeyim. vCenter ortamımda bir tane sanal makine oluşturdum ve bu sanal makine vimprx01 adını verdim. Bu benim proxy'm olacak ve bu makineyi vim klasörümün altına taşıdım. Bu taşıma olayı yapılandırmamla alakalı değil, düzenli bir şekilde olsun diye vim klasörü altında topluyorum makinalarımı. Makinemin IP'si 5563 ve Windows Server 2022. VMware Tools'un en güncel versiyonu, sunucu da yüklü. Ve domaini alınmış bir makina. Ve makinama verdiğim kaynaklarda 4 CPU, 8 GB RAM şeklinde kaynak ataması yaptım. Vim Backup sunucuma geliyorum. Burada Backup Mimarisi tabında olduğunuza emin olun. Backup Proxy sekmesinde boşluğa sağ tıklıyorum arkadaşlar, bir proxy eklemek için. Şimdi burada 3 tane seçenek karşımıza çıkıyor. General Purpose Backup Proxy, bu fiziksel serverlara kurabileceğiniz agent bazlı bir proxy. Bizim kullanacağımız ise VMware Backup Proxy. Çünkü VMware ortamımız var bizim. Bir vCenter'ımız var, ESX yapımız var. Bundan dolayı biz ikinci seçenekle ilerleyeceğiz. Bir de VMware CDP Proxy var. Bu da anlık olarak değişen datayı replikasyon noktanıza aktaran bir Vim hizmeti arkadaşlar, CDP. Şimdilik bunun detayına girmiyorum ama CDP kullanacaksanız da proxy'ye ihtiyacınız olacak. Ben ikinci seçenekle ilerliyorum. Burada karşıma bir seçenek çıktı. Şimdi hangi server'ımı proxy olarak kuracağım? Bu zaten benim mevcut server'ım. Mevcut Vim Backup server'ım. Bunu haliyle kuramam çünkü bu zaten kendisi bir proxy. Add new diyorum. İlk başta server eklemem gerekiyor. Şimdi burada iki tane seçenek var. Microsoft Windows bazlı ekleyebiliriz, Linux bazlı ekleyebiliriz. Ben Microsoft Windows bazıyla ekleyeceğim. Çünkü Server 2022 bir sunucu hazırladım. Buradan ilerleyeceğim. Başka bir noktadan nasıl eklendiğini de size göstereceğim. İlk başta aslında ortamımıza bir managed server eklememiz gerekiyor arkadaşlar. Bu panelde bir managed server'ımız olmadığı için bize burada kullanabileceğimiz server'ları çıkarmıyor. Ama ilk etapta managed server'da ekleseydik burada da ekleyebileceğimiz makinaları görecektik. Yani siz isterseniz buradan managed server ekleyip backup proxy ekle diyebilirsiniz ya da backup proxy eklerken buradan yeni bir server ekleyebilirsiniz. Add new dedim. Microsoft Windows'u seçtim arkadaşlar. Buradan makinamın adını giriyorum. Proxy olarak ekleyeceğim makinamın DNS adını girdim. Ama ilk başta ismini çözebiliyor mu onu bir kontrol edelim. Çünkü Vim için DNS önemli arkadaşlar. IP'yi çözebiliyor ama ping atamıyor. Firewall açık olduğu için. DNS şundan dolayı önemli. Managed Server altında olan makinaların hepsi birbirini isimden görebilmeli. İsimden ulaşabilmeli birbirine. Bu Vim'in çalışma prensibi ile alakalı. Tamamen DNS'in burada iyi yapılandırılmış olması gerekiyor. Yani makineleriniz zaten domain'de ise birbirini görür ama domain'de almayacağınız bir Vim mimarisi kuracaksanız makinelerin host kaydına birbirlerinin adını girmenizde fayda var. Next diyorum. Credential bölümünde şimdi domain account'umu ekleyeceğim. Ekledim arkadaşlar. Okey diyorum. Şimdi bakalım makinama ulaşabilecek mi? Şu an proxy'min firewall'u açık. Eğer ulaşamazsa firewall'una izin vereceğim bu IP'den gelebilsin diye. Network path not found dedi. Muhtemelen sunucuma ulaşamadı. Ben şimdi sunucuma bir kural yazdım. Bu kuralı etkinleştiriyorum. Vim sunucum erişebilsin diye. Next diyorum. Evet, bir sonraki sekmeye geçebildik. Şimdi servisi yükleyecek. Apply diyorum. Gördüğünüz gibi Vim Transport MSI Package diye bir paketi upload etti. Vim Guest Agent x64x86 isimli paketleri de upload etti. Şimdi yüklüyor. Bunları yükledikten sonra Vim Backup bu makinenin artık managed bir server olduğunu onaylıyor. Evet, Microsoft Windows Server saved successfully diyor. Başarıyla ekledi. Next diyorum ve finish diyorum. Şimdi makine üzerindeki taramalarını yaptıktan sonra maksimum destekleyebileceği task sayısını da burada hesapladı.
Gördüğünüz gibi 9 yaptığımda ünlem veriyor. Çünkü maksimum değerleri aşıyoruz. Burada açıklamada gördüğünüz gibi Vim PRX01 makinesi üzerinde 4 core ben tespit ettim diyor. 4 core da 4 job yapıyor. 8'den fazla eklemememizi tavsiye ediyor. 1 core bir task'e tekabül ediyor arkadaşlar. Şimdi bu task neye göre belirleniyor? Bir önceki videoda da bahsetmiştik. Burada bir daha üzerinden geçelim. Yani maksimum çalıştırabileceği taskleri neye göre belirliyor? Makinanın CPU ve RAM oranına göre. Proxy makinamızda bir CPU bir task'e tekabül ediyor. Ve bir CPU 2 GB RAM bir task yapabilir işçi anlamına geliyor. Burası önemli. Buna göre vermenizde fayda var. Burada tespit ettiği değer üzerinde ilerlemekte fayda var. Şimdi burada transport modumuz var. Burada backup proxy'nin dataları nasıl alacağının yöntemini belirliyoruz. Automatic selection'da kalması tavsiye ediliyor. Direct storage access, direkt storage'a erişebilen bir proxy varsa eğer bunu seçebiliyorsunuz. Ama biz otomatik seçtiğimiz için hepsini sıra sıra deneyecek. Hangisinde yakalayabilirse ondan devam edecek. Biz Virtual Appliance ile devam ediyoruz. Yani bizim deneme başladıktan sonra Virtual Appliance ile devam edecek. Bir de Network var. Virtual Appliance zaten bizim ortamımızda Hypervisor tarafına, vCenter tarafına kurduğumuz makinamız Virtual Appliance olarak geçiyor. Yani backup'ını alacağımız VM'lerle aynı mimaride olan bir sanal makina olarak açıklayabilirim. Network de tamamen farklı bir noktada da olabilir. Network üzerinden bir proxy ile backup almamıza izin veren bir yöntem. Automatic Selection'da bırakıyorum. Burada da arkadaşlar Connected Data Store'da tavsiye edilen şekilde ilerliyorum. Automatic Detection'da bırakıyorum. Next diyorum. Trafik kurallarında bir değişiklik yapmıyorum ama siz burada isterseniz ayarlamalar yapabilirsiniz. Ben bunu normal ayarlarda bırakıyorum. Apply diyorum. Next diyorum. Vim Backup Proxy başarıyla eklendi. Gerekli olan agentlar artık şu an bu makine üzerinde yüklü. Gördüğünüz gibi Managed Server tarafında da Microsoft Windows'a geldiğimde burada bu makinamı görebiliyorum. Vim Proxy makinam buraya da geldi. Çünkü artık benim ortamımda ekli bir makine olduğu için. Backup Proxy'ye tekrardan geldim. İsterseniz burada proxy ile işiniz bittiğinde remove dediğinizde bu makine üzerinden gerekli agentları kaldırıp proxy rolünden makineyi uzaklaştırabiliyorsunuz. Ya da disable edebiliyorsunuz bu proxy'yi kullanmak istemiyorum diye. Makineyi kapatabiliyorsunuz. Daha doğrusu makinenin backup'larda rol almasını engelliyorsunuz. Edit derseniz de tekrardan buralarda değişiklik yapabiliyorsunuz. Şimdi proxy'mizi ekledik. Bir sonraki videoda job'umuzda proxy'mizi nasıl seçebileceğimizi veyahut da olan proxy'leri nasıl görebileceğimizi değiniriz. Yeni bir job da oluşturabiliriz. Onun üzerinden de test edebiliriz. Şimdilik bu videomuz bu kadar. Görüşmek üzere, hoşça kalın.